Birçok kentte hissedildi deprem ve paniğe yol açtı. Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi olduğu, depremin büyüklüğünün ise 5,9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6 olarak paylaştı. Deprem birçok kentten hissedildi. Korku ve paniğe neden olan depremin ardından halk sokağa döküldü. Ev ve iş yerlerindeki yurttaşlar dışarı çıkarken okullardaki öğrenciler de tahliye edildi. Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da eğitime bir gün ara verildi. Malatya Valiliği yaptığı açıklamada kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından AFAD ve ilgili kurumların sağ taramalarına başladığını açıkladı. Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in cansız bedeni bulundu. Açık abi. Van'da 25 Eylül'den beri kendisinden tüm arama çabalarına rağmen haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in cansız bedeni bulundu. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı. Rojin Kabayeş'in cansız bedeni... ve suç düzenine çözüm bulamayan meclis kendi varlığını inkar eder dedi. Hatimoğulları ise çok üzgünüm, öfkeliyim dediği mesajında biz kadınlar Rojin'in ölümünün şüpheli denilerek geçiştirilmesine, akıbetinin belirsiz bırakılmasına izin vermeyeceğiz dedi. Şüpheli kadın ölümü yoktur, kadın cinayetleri politiktir ve iktidarın kadın düşmanı politikaları kadınları öldürüyor ifadelerini kullandı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayeş, üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. Son görüntüsü ise 27 Eylül günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü olmuştu. Görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 18 gündür haber alınamıyordu. Ve bugün Rojin Kabayeş'in cansız bedeni adli tıp işlemlerinin ardından Diyarbakır'da defnedildi. Rojin Kabayeş'in cenazesi sabah saatlerinde Van'dan Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'na getirildi. Camide kılınan namazın ardından cenaze Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra... Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda eylemlerini sürdüren Fernas Maden işçileri gözaltına alındı. Hiç durmadan yerin altından geldik. Şimdi gözaltına alıyoruz. Gece geldiler bakın, gece. Cemiş'teki Fernas işçileri eylemlerini Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda sürdürüyor. İşçilere gece vakti polis müdahale etti. Kimse görmesin diye gece alıyorlar işte. 32 Fernas işçisi, 4 bağımsız maden iş sendikası yöneticisi ve 1 Umutsen üyesi olmak üzere toplam 37 kişi kamu güvenliğini tehlikeye atmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis işçilerin parkta kaldıkları alanı bariyerlerle kapattı. Bağımsız Maden İş Sendikası bir madencinin gözaltındayken baygınlık geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda tartışmalara neden olan savunma sanayi destekleme fonuna gelir yaratılmasını öngören
kanun teklifi görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı. Savunma sanayi için yurttaşların 100 bin lira ve üstü limiti olan kredi kartlarından 750 lira katılım payı alınmasını içeren savunma sanayi destekleme fonu görüşmeleri ertelendi. Ertelendi diyebiliriz arkadaşlar çünkü detaylı bir inceleme yapacağız. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler görüşmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ertelendiğini belirtti. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da yeniden detaylı titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştı. Güler kredi kartlarından katılım payı itirazları üzerine detaylı inceleme yapacaklarını söyledi. Tabii savunma sanayimiz bir göz bebeğimiz. Oradaki yeni geliştirilen özellikle çelik kubbe hava savunma sistemimiz ve diğer elektronik harp sistemleriyle ilgili ciddi kaynaklara, ilk kaynaklara ihtiyaç var. Zaten savunma sanayi fonumuza bütçemizden gerekli kaynaklar aktarılıyor. Hem bu sene için hem de önümüzdeki yıllar için ek bir kaynak ihtiyacı doğmuştu. Teklifimizi verdik. Tabi orada yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi, itirazlar söz konusu oldu. Vatandaşlarımızın bazı itirazlar oldu. Bu daha detaylı incelemek, varsa farklı manada değerlendirme yapmak üzere teklifimizi biraz daha detaylı bir incelemeye alacağız. Irak Federe Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşat Şahap Neçirvan Barzani'nin bugün Ankara'ya resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu. Irak Federe Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani bugün Ankara'ya geliyor. Ziyaretin Irak Federe Kürdistan Bölgesi'nde 20 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinden 4 gün öncesine yapılacak olması dikkat çekti. Irak Federe Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşat Şahap yaptığı açıklamada Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Şahap her iki tarafın ortak çıkarlarını ilgilendiren birçok konunun da gündeme geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Gazze şeridinde insani yardımı engelleyen İsrail'e ultimatum verdi. Washington'ın mektubunda yardımın girişine izin verilmemesi durumunda İsrail'e silah sevkiyatının kesileceği ifade edildi. ABD, Gazze'de iki haftadır insan yardım girmesine izin vermeyen İsrail'e ultimatum verdi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin imzalı metinde, İsrail'in insani yardım konusundaki hükümlülüklerini yerine getirmeyip Gazze şeridine blokaj uyguladığını ifade ediyor. Yardımın içeri girmesine izin vermesi için İsrail'e 30 günlük süre tanıdığını belirten Washington, aksi takdirde silah sevkiyatını keseceklerini vurguladı. Söz konusu mektup, ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiğine şu ana kadar gönderdiği bilinen en sert mesaj. Meseleye ciddiyetle yaklaştığını ifade eden İsrail yetkililer mektubu incelediklerini belirtti. İsrail'in yürüttüğü savaşta ABD'nin verdiği silahlar önemli bir yer tutuyor. Gazze'de Filistinlilere yönelik tüm yardım konvoyları İsrail'in onayına bağlı. Gazze şeridinin kuzeyine kapsamlı bir operasyona girişen İsrail ordusu 400 bin kişiye alanı tahliye etme emri verirken bölgeye tüm giriş ve çıkışları da kapatmış durumda. Son saldırılarda 50 Filistinli ölürken askerler kuzey bölgesinin tamamına konuşlandı. Bir yılı dolduran İsrail'in saldırılarında 42.300'ü aşkın Filistinli yaşamını yitirdi. Binlercesinin de yıkıma uğrayan bina enkazlarında bulunduğu tahmin ediliyor. Haberleri aktardık. Bültenin sonuna geldik. Daha sonra yeniden buradayız. Hoşçakalın.